Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İki diş sarımsak. Bu ölçüler 600 gram kıymaya göre 5 kişilik. En küçüğünün yarısı kadar bir soğan. Yarım kapya biber. Bir tutam maydanoz. Bunu robottan bir çekeceğiz. Malzemeyi robottan çektik getirdik. Kıymamızı boşaltıyoruz. 600 gram. 5 kişiye göre. Hemen iç harcını döküyoruz. Baharat tamamen size kalmış. Sulu yemek olduğundan dolayı yarım tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı tuz. Acı seviyorsanız bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı da karabiber atıyoruz. İçine 2 yemek kaşığı galeton atıyoruz. Bunu 3'e de çıkartabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Bir tane de yumurta beyazı kırıyoruz. Ne kadar iyi yoğurursak köftemiz o kadar güzel çıkar. Dağılma olmaz. Köfte yapış yapış oldu. Bunu ortalama bir 10 dakika dinlendireceğiz. O dinlenirken de biz diğer malzemeyi doğrayacağız. Soğanın içine bir tane de sarımsak. Köftemiz dinlendi, şöyle basalım. Görüyor musunuz? Tekrar yerine geliyor. Bundan sonrası sizin yerinizde. İstediğiniz kadar bundan köfte çıkartabilirsiniz. Kaç kişilik yapmak isterseniz büyüklüğüne göre porsiyon miktarı belirlersiniz. Yuvarladığımız köftelerde en ufak bir pürüz kalmayacak. Cam gibi olacak üstü. Bu da iyi yoğurmadan geçer. Köfteyi ne kadar iyi yoğurursan o kadar güzel köften çıkar. Arkadaşlar 53 tane çıktı. Kişi başına 10 tane verebilirsiniz. O 3 tane fazlaydı, pişti mi diye yersiniz. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızı ocağa koyduk. Tavamız ısınıyor. Çok az bir yağ ilave edeceğiz. Daha sonra tekrar yağ tahliyesi yapacağız. Tavamızı bir kontrol edelim. Isınmış mı? Hemen köftelerimizi atıyoruz. Ben bu yemeği en basite indirmeye çalışıyorum. Mis gibi kokular geliyor. Köftelerde en ufak bir dağılma yok. Tarife birebir uyun. Ara ara sallaya sallaya köftelerimizi pişireceğiz. Tam 7 dakika oldu. Köfteleri alıyorum. Size çok güzel bir akşam yemeği olacak. Az önce de söylediğim gibi aynı tavanın içerisine sıvı yağ ilave ediyorum. Soğanlarımı ilave ediyorum. Tava sıcak olduğu için çabuk yanar, ara ara karıştırın. Soğanlarımız yanmak üzere. Hemen biberini ilave ediyoruz. Az bir de biberlerini kızartacağız. Biberlerimiz de kızarmak üzere. Lezzetini içine bıraktı. Bu aşamada bir tatlı kaşığı salça atıyorum. Çok sulu soslu yemek olmayacağı için salçayı az kullandık. Salçamız da iyi kavralım. Salçamız dibine yanmaya başladığı anda kavrulmuş demektir. Tam o aşamaya geldi. Domatesini ilave ediyor. Salçayı domatesin dönün her tarafına bir değdiriyor. Bir su bardağı soğuk su ilave ediyor.
Bunu çok fazla kaynatmayacağız. O suyu ilave ettikten sonra kaynamaya başlayınca köftelerini ilave ediyoruz. Şöyle bir çay kaşığı tuz atıyor. Sos az olduğu için tuz abartmayalım. Acı seviyorsanız pul biber. Az bir de karabiber. Baharatları attıktan sonra ortalama 3 dakika. Köfteyi şöyle bir daha sallayalım. Köftemiz hazır. Altını kapatıyoruz. Diğer işleme geçiyoruz. Ispanaklarımızı ayıklayarak başlayacağız. Sap kısımlarını şöyle bir alalım. Önceden suya basmadan tüm bir yıkadım. İçindeki kumun fazlasını bir aldım. Ispanağı doğradıktan sonra kum her yerine işler, daha sonra sıkıntı yaşarız. Şöyle bakacağız. Kalan kök varsa içinde kısa gelen kök, onları alacağız. İçinde yabağın ot var mı, onlara da bakacağız. Ispanağımızı hemen bir soğuk suyun içine alacağız. Ispanağımız soğuk suyun içinde dinlenirken, kumunu atarken biz diğer işlemi yapacağız. Ispanaklarımızı hemen içine atalım. Üzerine bir tuz serpiyoruz. Bu tuz ıspanağı yeşili daha yeşil yapar. Hem de daha çabuk oldurur. Kapağı kapatacağız. Kendi suyuyla içinde haşlanmasını bekleyeceğiz. Bu yemek sarımsak sever. Ispanakla beraber sarımsaklarımızı da doğrayacağız. İnce tencerenin içine 2 yemek kaşığı tepeleme un atıyoruz. Bunun yağ ayarını da göstereceğim. Unumuzu kısık ateşte kavurmaya başladık. Hamur kokusu, un kokusu olmayacak. Benim tabirimle ekin kokusu olacak. Çok fazla da yakmayacağız. Yanık kokusu olmasın. Hafiften kavurmamız yeter. Zaten dumanlar çıkmaya başlayınca anlarsınız. Unumuz kavruldu. Hafif dumanlar gelmeye başladı, koku gelmeye başladı. Her zaman değişmez ölçü, ayar, yağ ayarı. Önce az bir yağ boşaltıyoruz. Tabii bu aşamada altı kısık olacak. Unu bir karıştıracağız. Yağ unun her tarafına değiyorsa bu ne demektir? Yağ ayarı tamam demektir. Az bir şey daha yağ ilave ediyoruz. Yani gereksiz yere çok yağ koymayacağız. Şu anda bunun yağ ayarı tamam. Ocağımızın altı kısık olacak. Tekrar bunu bir daha kavurmamıza gerek yok. Tekrar bunu bir daha kavurduğumuzda yakarız. Rengini bozarız. İlk aşamada 3 su bardağı süt boşaltacağız. 3 su bardağı sütü boşalttıktan sonra kıvam ayarı yapacağız. Ispanağın da kendi suyu olduğundan dolayı direkt birden olması gereken sütü vermeyeceğiz. Olması gereken süt ne kadar? Ortalama 4 su bardağı. Bunu karıştırırken bir taraftan da ıspanağımızı doğrayın. Bu yemek sarımsak sever. Ispanakla beraber sarımsaklarımızı da doğrayacağız, incelteceğiz. Ispanağı doğradık geldik. Hemen tenceremizin içine ilave edelim. Altını açalım. Yavaş yavaş karıştırmaya başlayalım. Bu yemekler her yerde görebileceğiniz yemekler değil. Bunlar efsane lezzetler. Şunu söyleyebilirim. Bu yemeği sadece benim sayfamda görebilirsiniz. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bu çok farklı bir lezzet. Kaynamaya başladı. Buna bir çay kaşığı karabiber, karabiberi sever, 1,5 çay kaşığı tuz. Ispanağı haşlarken attığımız tuzu da hesaplayalım. Başka baharat koymayacağız. Köftemiz de oldu, 15 dakika kaynadı. Şimdi köfteyle ıspanakları buluşturacağız. Çevirelim. Ispanaktan köfteden çıkan yemeği gördünüz. Kesinlikle tavsiye ederim bu yemeği. Bu yemeği mutlaka yapın. Lezzetine kefilim. Garanti veriyorum.
Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun. Arkadaşlar, tabağı bozmaya kıyamadığım için hemen şuraya ben bir tane ufak tabağı yaptım. Bunu nasıl yiyeceğiz? Şöyle ıspanağın üzerine doğru getireceğiz. Bu şekilde yiyeceğiz.